24 Şubat 2024 Cumartesi, Yaşar Hacı Salihoğlu, Akşam Gazetesi, Dem CHP'nin kent uzlaşısında geldiği son nokta. PKK terör örgütünün siyasi kolu Dem'le CHP arasında adına kent uzlaşısı denilen işbirliği zemini çok ince bir çalışmayla vardığını koruyor. PKK terör örgütü için siyasi zemin önemlidir. Her seçim dönemi o günün şartlarına göre seçim stratejisi belirlemek önceliğidir örgüt için siyasi zeminde gri propaganda yapabilmeyi, kitleleri manipüle edebilmeyi, siyasi kolu üzerinden meşruiyet çabasını sürdürebilmeyi hedefler bu seçim için çok ince çalışıldığı anlaşılıyor. Kent uzlaşısı için önce demin sözcüsü birkaç şehrin ismini ifade ederek kent uzlaşısına varıldığını ifade etmiştir. Öznelerin kim olduğunu söylememiştir ama daha önce zaten kent uzlaşısının demle CHP arasında olacağı ifade edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Meral Danış Beştaş da kent uzlaşısı meselesinin İBB için değil Esenyurt özelinde tartışıldığını söylemiştir. Ayrıca İzmir'de kent aşısı tartışmaları olduğu için aday çıkarmanın geciktiğini ifade ederek Mersin'de aday olduğu ve temasların devam ettiğini de ifade etmiştir. Gelinen noktada İBB adayı çıkarmış olsalar da CHP DEM arasındaki işbirliğinin ince işleyişi sürüyor. Bunun ilk adımı Kandil'den PKK terör örgütüyle başlarından Karasu'nun ittifak yönünde açıklaması ve ardından İBB'ye adaylık için adı dolaştırılan Başak Demirtaş'ın aday olmayacağının açıklanmasıydı. Sonrasında İstanbul Esenyurt ilçesine odaklanıldı. Bunun da ilk sinyali PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek eylemlerinin merkezlerinden biri haline gelen DEM Esenyurt ilçe merkezine CHP Esenyurt ilçe başkanı ve ekibiyle bu eyleme destek amacıyla ziyaret yapmasıydı. Bundan sonraki süreçte ise atılan adım CHP'nin Esenyurt İlçe Belediye başkan adayını değiştirmesidir. Yeni aday demin çizgisinde ve dolayısıyla demin iradesiyle aday yapılmıştır. Demin İBB'ye aday çıkarması CHP'nin İBB adayına kaybettirmeye yönelik değildir. Dem aday çıkarmayıp CHP İBB adayını destekleyeceklerini ifade etmeleri durumunda kontrol edilemeyecek CHP İBB adayına dair oy kaybına yol açma riski büyüktür. Bunun yerine aday çıkararak CHP İBB adayına yönelik kontrol edilebilir. Oy kaybını yielemek ince hesabın bir sonucudur. Kontrol edilebilir çünkü propaganda performansı onların elindedir. Ayrıca seçmenlerini yönlendirme imkanı hep vardır. Dem CHP işbirliğinin diğer önemli yansıması da demin İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermemesidir. Bu ilçelerde özenle seçilmiş, AK Parti ile CHP arasında oy farkı az olan yerlerde aday gösterilmemiştir. Sonuç olarak gelinen son nokta MHP lideri Doktor Devlet Bahçeli'nin demin İstanbul'dan aday çıkarması siyasi bir hesap, CHP ile demin ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur dediği gibidir.